Fırat karısını aramaya gelmiş. Babanla beraber mi geldin evet, Fırat'cığım? Evet, beraber geldik. Hoş geldin. Şey diyorlar ki mavi gözlüm. Diyorum ki benim nerede diyorum karısını arayan. Diyorlar ki mavi göz. Senin gözlerin de mavi miymiş? Evet. Bak ay ne güzel mi senin gözlerin gerçekten. Senin ne renk? Bu Metin kayınpederim benim. Eşimin babası. Ha kayınpederin. Ha. Hani benim babam rahmetlik oldu. 3 sene oldu. Ha sen kayınpederini aldın ha, geldin. Kayınpederinle birlikte baban geldik. Diye yazmışlar. Sonuçta babasıyım yani. Ha? Sonuçta aferin, ikiniz beraber kızı aramaya geldiniz. Evet. 23 yaşında iki çocuk annesi Hatice Kübra Ateş'i aramaya gelmişler. 15 Eylül Pazar günü kaybolmuş, bayağı da olmuş. 29 Eylül Pazar gününe kadar Kübra'nın telefonundan eşine mesajlar geliyor ama 29 Eylül'den sonra mesajlar kesiliyor. İkinci hamileliğini yaşarken kızıyla beraber ikinci hamileliğini yaşarken 6 Şubat depreminde. Küçük bebek kızı Elif Berra ile enkaz altında kalmış Kübra Ateş. Saatler sonra kurtarılmış. Psikolojik olarak da zor bir dönemden geçtiğini evet. söylüyor eşi. Herhalde diyor o arada da kandırdılar diyor. Benim karımı kaçırdılar diyor. Çok da güzelmiş eşin. Seviyor musun eşini? Biz kaçarak evlendik. Severek evlendik. Gerçekten çok seviyorum. Ve biz, hani ben iki tane çocuğumuz vardı. Yani nasıl sevmeyeyim? Bebekler nerede? Bebekler kaynanamın yanında, Nurdan'da. Oraya mı bırakmış, annesine mi bırakmış çocukları? Evet, annesine bıraktı. Ondan sonra kuaföre diyor, çıktı. Ben de o gün işe gittim saat 12.30'da. Hani ulaşamadım, babam geldi benim çalıştığım yere. Dedi saat 7 oldu dedi, Kübra'dan haber alamıyorum deyince ben de endişelendim. Aradım defalarca, ulaşamadım. Ulaşamadım. Bir bandımız da var, izleyelim. Fırat Ateş'in yakarışları günlerdir haber alamadığı iki çocuğunun annesi olan eşi Hatice Kübra Ateş için. Kübra benim sesimi duyuyorsan, iki tane çocuğumuzu düşünüyorsan, seviyorsan ne olur gel. Kaç ay oldu ben senin sesini duymuyorum ya, ne olur çık gel hayatım. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Kübra Ateş 15 Eylül'de Gaziantep Nurdağı'ndan kayıplara karıştı. Eşim benim 15 Eylül saat 3.30-4 arası evden kuaföre diye çıkıyor. Ondan sonra bir daha haber alamadım. Fırat Ateş'in söylediğine göre eşiyle son zamanlarda sorun yaşıyorlardı. Sebebi de Hatice Kübra Ateş eşin üye olduğu bir uygulamaydı. Eşim kaybolmadan önce bir uygulama yüklemiş. Sonra ben de katıldım. Uygulama bana göre değildi. Ben dedim çıkıyorum, sen de çık dedim. Bana tamam dedi. Biz o akşam uygulamayı ikimiz bir anda sildik. Bu uygulama benden gizli yüklemiş tekrardan. Telefonda bir erkek sesi duydum. Gece saat 3.30-4 arası uyandığımda. Yatsana saat dedim, kaç olmuş dedim. Tamam yatıyorum dedi. Ben de hiç de bir şey de demedim ondan sonra. Daha da birkaç kişiyle de konuşmuş. Acaba oradan tanıştığı birini mi güvenli de evden çıktı gitti. İkinci çocuğuna hamile olduğu dönem henüz küçük bir bebek olan kızıyla 6 Şubat depreminde enkaz altında kalmıştı Hatice Kübra Ateş. Eşine göre bu olayla ruh sağlığı bozulan genç kadın kandırılmıştı. Eşim 6 Şubat deprem mağduru. Çocuğumla enkaz altında kaldı. Eşimin psikolojisi iyi değildi. Eşimin ben kandırıldığını düşünüyorum. Son 15 günden beri çok acayip değiştiydi. Öfkeli, sinirli. Eşim bana canım cicim hayatım bir tanem ciciye yerde bana hep aptal, sen salak mısın? Bu tür ithamlarda bulunmaya başladı son zamanlarda. 29 Eylül'e dek Hatice Kübra Ateş'in telefonundan eşi Fırat Ateş'e mesajlar gelmeye devam etti. İddia o ki mesajlardan birinde genç kadın arkadaşından para alıp gittiğini söylemişti. En son bana mesaj attığında beni dedi tatile gitmiş gibi düşün. Ben dedi biraz kafamı toparlamam lazım. Senin dedim iki tane küçücük çocuğum var. Neredeysen dedim yerini söyle. Nerede buluşmak istiyorsan dedim. Otogardaysa otogarda adresini ver geleyim dedim. Hatice Kübra Ateş'in gözü yaşlı babası da endişeliydi. Tek isteği evladını zarar görmeden bir an evvel bulabilmekti. Kızım çocukları bana bıraktı kayboldu gitti. Gelse çocukların başına çocuklar sahip çıksın. Eşin istemiyorsa buyursun kapıma çık bana sığınsın. Kaçıp gitmesin başına bir şey gelir. Kızım ciğerim yanıyor yapma. Buyur gel neredeysen çık gel. Seni bekliyoruz. Müge Hanım damatım aldım senin kapına geldim. Benim kızım nerede bilemiyorum. Başına bir olay mı geldi bulunmasını istiyorum. Beni tatile çıkmış farz et dedi. Evet. İki çocuğunu da bıraktı ve gitti. Evet. Güzelmiş aslında. 40 yıl düşünsem de aklıma gelmez. Beni tatile çıkmış farz et. Yani daha evvel böyle sizi bırakıp tatile çıkıyor muydu? Yok hiç. Yani biz gidersek bile hep ikimiz birlikte çocuklarla giderdik. Yani gezmeyi olsun, bu çocukların aklına kim giriyor? Beni tatile çıkmış gibi farz et deyip evden gidiyor yani. Çocuklar kaç yaşında? Birisi 2,5-3 yaşında, birisi de 1,5 yaşında. Biri 1,5, biri 2,5.
Bu uygulamaya girdim işte diyorsun. Sonra sen de girmişsin o uygulamaya. Yani bana uygun değildi diyorsun. Neresi uygun gelmedi sana? Yani konuşmaları hani sesliydi bu. Yani millet hep birbirinin arkasından konuşuyor. İşte şu şöyleydi, bu böyleydi. İşte ne bileyim bana acayip geldi. Ben çıkmak istedim. Çıktım zaten. Arkasından eşim. Nasıl konuşuyor ki? Nasıl tanıyorlar da birbirlerini konuşuyorlar? Ya burada herkes aile platformu diye söylediler bize. Ben ne platformu? Aile platformu diye söylediler. Yani aile programı aile şey diye. Hani hiç aileyle bir alakası bile yoktu. Yani herkes birbirinin arkasından dedikodu yapıyorlardı. İşte şunun eşi böyleydi, bunun eşi böyleydi. Yok şunun kaynanası böyleydi. Laflar söyledi. Ben de dedim hayır. Kaynanası öyleydi demek için o zaman tanıdık bir çevre mi oranın içinde? Yok, tanıdık değil. Herkes birbirine uzak. E nereden biliyor o zaman onun kaynanasını? Ya işte konuşmalar arasında muhabbet sohbet olunca herkes birbirine derdini anlatmış gibi oluyordu bu program şeyde yayında. Yani aslında yani herkesin sesli konuştuğu bir uygulama tanımadığın evet. insanlarla. Tanımadığı insanlarla. Sonra sen gece 3'te uyanıyorsun, karının da konuştuğunu öğreniyorsun biriyle. Yani ben işte, yatakta mı konuşuyor? Yok, ayrı bizim konteynerde yaşıyoruz biz. Ayrı yataklar vardı. Kızların... Ha, siz depremde konteynerde yaşıyorsunuz. Evet, biz konteynerde evet. yaşıyoruz. Ah canım benim. Orada mı konteynerin önüne gitmiş orada mı konuşuyor? Yok, içeride konuşuyor. Ha. Yani yataklar ayrı. Hani iki tane yatak var. Biri çocuklar yatıyordu, biri de biz yatıyorduk. O çocukların yanında yatıyordu. Benim çocuklar biraz geç yatıyordu. Hı. Yani ben de işe gideceğim için erken yattıydım. Yani lavaboya kalktıydım affedersiniz. Hani ses geldi bir yandan dedim. Erkek sesi geldi yani böyle çok gürültü sesi vardı. Dedim sen dedim ne yapıyorsun dedim gecenin körünü dedim çocukları uyutmadın mı dedim. Ya dedi çocukları uyuttum dedi programa takıldım dedi işte bilmem ne. E dedim bak saat 3.30'da geliyor dedim artık yat. Dedim kapat şu programı dedim. Tamam dedi yatıyorum dedi ondan sonra daha da bir şey yok. Sen kaybolmadan kısa bir süre önce de eşinin bu uygulamada tanıştığı Ankara'da yaşayan Poyraz adında bir abisi evet. olduğunu öğrenmişsin. Onun yanına mı gitmek istediğini söylüyordun? Bana yani son 15 günden beri bana böyle davrandı yani. Çok kötü davrandı yani hakaretler etmeye başladı. Ben dedim ki niye böyle yapıyorsun dedim. Sonra bana dedi ki ben dedi Ankara'ya gitmek istiyorum dedi. Dedim ki Ankara'da ne yapacağım? Ya Ankara'ya hani, gitmek istiyorum dedi sana. Ankara'ya gitmek istiyorum dedim. Senin Ankara'da akraban yok. Kimse yok. Benim de akrabam yok dedim. Ha varsa bile dedim ben tanımıyorum dedim akrabalarımın yarısından çoğunu. Ya işte dedi Poyraz Bey dedi bizi davet etti dedi. Ya bak o uygulamadan tanıştı Poyraz. Aynen. Ondan sonra neyse hani beni de davet etti. Biz birlikte konuştuk eşimle. Bak abi dedim ben dedim şu an çalışıyorum. Ben dedim şey yeni ne girmişim. Ne diye davet ediyor sizi? Evine davet ediyor. Hani tanışmak maksadıyla. Ya ben dedim tamam abi tanışırız ama dedim şu an dedim ben çalışıyorum. Yani ben işimdeyim, gücümdeyim. Hani şu an dedim bir şey yeni girmişim izin alamam dedim. Ben bunu eşime de defalarca söyledim. Dedim acele etme. Gideriz, şunu yaparız, bunu yaparız deyince... Ay ne bileyim. Sen şimdi eşin kandırıldı mı diye düşünüp onu aramaya geldin? Evet ben eşimin kandırıldığını düşünüyorum çünkü deprem psikolojisi vardı hala devam ediyordu. Yani her şey üst üste geldi. İyi de bir tane ben de sizin şimdi o uygulamanın adını da söyleyemem. Değişik bir uygulama söylemeyelim de zaten yani. Şimdi evet. şeylerin de reklamı o sizin uygulamalarda ne işiniz var? Ben böyle bir uygulama bile olduğunu ilk defa senden duydum. Ben de bunu eşimden öğrendim. Hani buna o uygulamayı kim tavsiye etmiş onu da bilmiyorum. Hani şu an en son konuştuğumla ben ona dedim ki neredesin dedim. Bir arkadaşımın yanındayım dedim yurttan dedi. Dedim ismi ne cismi ne dedim. Sen dedi tanımazsın dedi. Benim dedi yurttan arkadaşım. Tamam yurttan arkadaşın da dedim. Dedim bana yurt ne ver. Yurdu? Kız yurdu. Yurtta mı büyüdü kızınız? Yurtta büyümedi. Ha. Okudu. Okuyamadı. Maraş'a gönderdim. Maraş'ta yurtta okudu. Hoca oldu. İstanbul'a geldi. Hoca oldu. Pandemide çıktı geldi. Ondan şey diyor. Yani yatılı kursta mı okuyordu? Yatılı kursta okuyordu. Anladım. Oradan arkadaşı. Yani en son sana ne dedi şimdi bu kız? Yani bana dedi ki beni merak etme, benim sağlığım yerinde, ha, benim dedi keyfim yerinde, ben arayacağım zaman dedi seni biliyorum dedi, arayacağım zamanla seni biliyorum dedi. Şu an dedi beni dedi tatile gitmiş gibi düşün. İşte ben dedim ki bu işin dedim tatillikle bir alakası yok. Senin dedim iki tane çocuğun var, ikisi dedim anneye ihtiyacı vardı. Sen dedim niye böyle yapıyorsun dedim. Ya of çok sıkıyorsun, çok bunaltıyorsun. Tamam ben seni arayacağım. İşte yok yukarıdaki misafir şey, komşu geldi, yok arkadaşım geldi, yemek yiyeceğiz. Hep bu bahanelerle geçiştirdi. Ben ona en son dedim ki bak, canım dedim bak,
gel dedim, bir sorun varsa hani beni istemiyorsan dedim, boşanmak istiyorsan dedim gel boşanalım, çocuklara da dedim dur başında, ben dedim nerede olsa ben dedim çalışır kendime bakarım dedim, ama dedim gel çocuklarının başında dur dedim. Ben dedi işte dedi biraz kafamı toparlamam lazım. Eskiden kadınlar erkeklere böyle şeyler söylerdi. Anam dünyada tersine mi dönüyor? Şimdi artık erkekler yani karılarına böyle söylüyor. Gel çocuğunun başında dur. Bir problem varsa da hallederiz falan diye. Gerçekten de dünya tersine dönüyor herhalde. Yani bu yeni gruba bakıyorum, yeni evlenenlere, her şey bir tersine dönmüş. E sizi de aramadı kızınız. Yok, ben de aramadı. E iyi de yani Hatice mi diyorsunuz, Kübra mı diyorsunuz? Hatice, Kübra, hadi tamam karına küstün. E babanları niye bir aramıyorsun, ben iyiyim kötüyüm? Siz arıyor mu? Yok, hayır, aramadı hiç. Sadece ben bir sefer arıyorum. Aradığınız kişiye ulaştım diyor. Bir sefer çalıyor. İnternetten arıyorum. Çalıyor, çalıyor, kaldırmıyor. Açmıyor. Aynen. Sesler o zaman eşine Fırat'cığım. Çok küçük evet. Yani. Yani zaten beni engellemiş. 29 Eylül'den beni o akşamleyin engellemiş. Resim... Sen sonra o Poyraz'ı bulsaydın. Ya buldum. He, o ne evine diyor? Dedi kardeşim dedi, ben 15 günden beri senin eşinle görüşmüyorum dedi. Beni de engellemiş dedi. Onu dedi, engellemiş. Dedim abi bak. Dedim en son seninle konuşmuş. Seninle iletişime geçmiş. Benle hiçbir şekilde doğru düzgün iletişime geçmiyor dedim. Bak eğer bir bildiğin varsa nereye gittiğini sana dedim. Mutlaka söylemiştir bu dedim. Siz de kaç yaşında kaçtınız be çocuğum? Kız şimdi 23 yaşında. Kaç yaşındaydı bu kız seninle kaçtığında? 20. İşte yani... Bırakın biraz şu kızları rahat yani. O 20 yaşında yani bugün sana aşık olur, ertesi hafta başka birine aşık olur yani. Söylüyoruz da söylesen kâr etmiyor, söylemesen gönül rahat etmiyor. Küçük küçük çocuklar bunlar yani. Eskisi gibi değil ki artık hayat yani. Hayat çok değişti. Baksana yan odanda otururken konteyner gibi hani küçük bir alanda, yanındaki yatakta gene başkasıyla konuşuyor diyorsun. Yani artık hayat çok değişti. Biraz bence durmuş oturmuş insanlara evlenmeyi tercih edin. Bir de üst üste iki tane çocuk. Sonra birini buluyor, gidiyor işte. Seslen eşine. Kübra sen de bir cevap ver kızım, eşine babana. Günah değil mi? Bak kaç gündür burada bekliyorlar biliyor musun senin için? Seslen eşine Fırat'cığım. Kübra beni duyuyorsan lütfen gel çocuklarının başına. Bak hayatından endişeleniyorum. Bak kandırıldığını düşünüyorum. Senin yanındakiler seni ne kadar yanında tutabilir bilmiyorum ama yani bak iki tane çocuğum var. Bak günlerdir, aylardır aramıyorsun. Bak biz burada hepimiz perişan olduk. Hakikaten yani hiç mi çocuklarını düşünmedin giderken? Hiç soruyor mu çocuklar ne yapıyor falan diye? Ya bir ara sordu. Yani çocuklar nasıl, iyi mi? İşte onlara iyi bak. İyiymiş. Çocuklara iyi bak yani. Nasıl bakacak adam çocuklara iyi? Sen kaç yaşındaydın? Ben evlendiğimde 29 yaşındaydım. Evet, bakalım inşallah bizi arar, tanıyan bilen de varsa arasın. Kızım iki tane de çocuğu var yani, öyle alıp başınızı gideceksiniz de nereye gidiyorsunuz? Çocukları ne yapacağız yani? Ne kadar bakacak? Çocukları baksın diye bıraktın, anneni babanı da aramıyorsun. Çocuklar bir nasılsınız diye. Bu kızı da kim yanında tutuyorsa, bak ailesi kandırıldı diyor, psikolojisi de iyi değil diyor. Yani yanında tutanlara da sesleniyorum. Siz de her geleni normal sanıyorsunuz. İki çocuğunu bırakıp da sizin yanınıza gelen de çok normal düşünse zaten bebeklerini bırakıp sizin yanınıza gelmez. Efendim, şimdi dün biliyorsunuz stüdyomuzda Fırat vardı. Fırat eşini arıyordu. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Kübra Ateş. Hatice'yi kaybının 34. gününde bulduk. Gözün aydın Fırat. Gözün aydın Metin Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Fırat kayınpederi Metin Bey'le beraber gelmişti. İki çocuk annesi bir hanımefendi ve bir aydan fazladır kendisinden haber alınamıyor. Nerede bulduk derseniz dün bizi bir izleyicimiz aradı. Dedi ki sizin aradığınız hanımefendi dedi Ankara'da. Bizim ekip arkadaşlarımız da sabah Ankara Etimesgut'a gitti. Kapılarını çaldı. Senin eşin Öcal diye birine kaçmış. Aa. Sen de Öcal'ı tanıyor musun? Hatta Öcal'ın evinde kalmışsın. Evet, kaldık. Yani ben hiç öyle şüphelenmedim yani. Hani aşık olacağını hiç düşünmedim, tahmin de etmedim. Hani biz sonradan oradan geri geldik. Sonra bunlar nasıl olduysa numarasını değiştirdim ben eşimin. Niye? Yani çok konuşuyorlar diye biz de evinde kalıyorduk onların. Ha, Öcal'la eşinin konuştuğunu biliyorsun. Ha, biliyorum. Öcal çünkü... yüzünden mi eşinin telefon numarasını değiştirdin? Evet, onun yüzünden değiştirdim. Sonra nasıl olduysa numarasını da bulmuş, nereden bulduysa eşim. Ama ben ona gideceğini hiç tahmin bile etmiyordum.
Şimdi bu arada yani Öcal'a gittiğinde Öcal'ın başka bir kız arkadaşı varmış. Bu Öcal'ın kız arkadaşı da anladığım kadarıyla senin eşinin de arkadaşı. Evet. Siz eşim. O nedenle onların evine gidiyorsunuz. Etimesgut'ta kalıyorsunuz onlar. Ne kadar kaldınız? Bir buçuk iki ay falan kaldık aşağıda. Niye kalıyorsunuz orada onların evinde ki oğlum o kadar? Yani eşim arkadaşıdır diye düşe şey yaptık. Öyle sen niye gittik. Kalıyorsun bir buçuk ay gidip birinin evinde? Yani eşimin arkadaşıdır yani zarar gelmez diye şey yaptık. E sen oradan. Çalışmıyorsun etmiyor musun? Ben orada çalışıyordum. İş buldum ben orada. Hani biz oraya gidip Ankara'ya gittik. Dedik yeni bir hayat kuralım, ev tutalım. Hayır şimdi benim de bu söylediğimi programda söylediklerimi sonra alıp kesiyorlar. Hani mesela bir konuyla üzerine söylediğimi. Yani kendimi bile izlediğimde diyorum ki ben bunu niye söylemişim? Gene böyle bir konu olduğunda demiştim ki yani eve yatılı misafir istemem. Yani eve yatılı misafir istemem derken böyle yatılı misafirin evde ne işi var? Yani bir buçuk ay niye karınla beraber gidersin de bir başka adamla nikahları da yok anladığım kadarıyla onların. Niye onların evinde kalırsınız? Yani eve yatılı misafir bu şekilde istenmez. Oğlum siz de ama niye bu yolları açıyorsunuz insanlara? Ne işiniz var sizin tanımadığın insanın evinde? Senin karınla beraber ne işin var onların evinde? Ya ben tanımıyorum. Eşim arkadaşının kocası olduğu için tamam. Ben onun vasıtasıyla tanıdım ben Öcal'ı. Yani eşinin yani benim hanımın eşi de Zehra olduğu için ben Zehra'yı da tanımıyordum. Ben onların sayesinde tanıdım onları. Yani benim Tanıdın. Tanımıyorsun, etmiyorsun. Nasıl gidersin hani halan değil, teyzen değil, dayın değil, amcan değil, anan değil, baban değil. Yani nasıl gidersin de senin karının tanıdığı bir sevgili hayatı yaşayacak. Siz nerede oturuyordunuz? Biz o zaman Nurdağ'da oturuyorduk. Gaziantep'te oturuyordun yani. Abi bana il söyleyeyim, bütün ilçeleri bilemiyorum. Gaziantep'ten Ankara'ya gidiyorsun, hiç tanımadığın adamın evinde bir buçuk ay kalıyorsun. Evet. Sonra kaldın. Sonra bunların ikisi konuşuyorlar diye karının telefon numarasını değiştiriyorsun. Evet. Sonra tekrar evliliğine devam ediyorsun. Evet. Peki şunu akıl edemiyor musun? Telefon numarasını değiştirdin. Kadın değiştirilen numarayı gene verir ona diyemiyor musun? Yani bunu akıl edemiyor musunuz? Yani hiç şüphelenmedim. Yani numarasını şüphelenmediysen değiştirdim. Niye numarasını değiştiriyorsun? Yani şöyle değiştirdim. Yani bu hani sürekli yani bununla konuşuyordu çünkü benim yanımda da konuşuyordu. Biz muhabbet sohbet ediyorduk. Yani ben eşimin gerçekten ona bayılacağım bazen ya. Hani onunla hani böyle sevgili Fırat'cığım, olacağı bak, hiç aklımın ucuna Fırat'cığım, gelmezdi. Eğer eşinin telefonunu değiştirecek kadar ondan şüpheleniyorsan tamam mı? Değiştirmeye numaraya gerek yok. Eşini değiştireceksin. Ama ben doğruyu söylüyorum. Eşinin bir erkek karısının cep telefonu numarasını değiştirene kadar karısını değiştirsin. Bu çok ciddi bir rahatsız olduğunu gösterir zaten. Ya bir kere çok ayıp bir şey yani evet. Bir adam bir kadına yani bir koca bir karısına nasıl diyebilir senin cep telefonunu değiştirelim sen bu adamla konuşma oğlum yani siz hangi yine dünyada Orhan yaşıyorsun? Orhan Bora'nın ruhu şad olsun. He? Orhan Bora'nın anlatmıştım ya fıkrasını. Ruhu şad olsun. Be kardeşim yani şimdi şüpheden şüpheye fark var yani şimdi sen bu kadar şüpheler içerisindesin. Hala diyorsun ki ya ben bir şey yok diye zannettim. Ya daha neyi zannedecektin? Madem ki zannettin telefonunu değiştirecek şüphe nereden içine girdi? Madem ki telefonu değiştirdin karını karşına alıp da yani olmaz mı? Olmaz. Karını karşına almak falan olmaz ya. Biraz artık lütfen. Ya merhamet edin. Lafları da oraya buraya da çevirmeye yani. De gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Sen iki çocuk annesi kadına sen telefon numaranı değiştir bu adamla konuşma demeyeceksin kardeşim. O zaten konuşmayacak. Konuşuyorsa evlilik bitmiş demektir. Ali'ye kibarca bir bay bay. En güzel cevabı demin ki kelimenizi söylediniz. Telefonunu değiştirinceye kadar karını karşına alacaksın. Biz artık seninle bu hayatı yürütemeyiz diyeceksin. Ya ben dedim, ben defalarca dedim. Bak dedim benden beni istemiyorsan dedim gel boşanalım. Beni istemiyorsun dedi. Falan yok arkadaşlar ya. Ben de bunlara defalarca söyledim. Onu ben duydum. Ankara'ya gitmen gittiler. Niye gidiyorlar? Vallahi bilmiyorum. O ayış orasını bilmiyorum. Gittiler. Kafasına esti gitti. Ya gitmen kalın. Yabancı adamlara ne işiniz var yabancı ellerde? Ha şunu söyleyeyim yani Fırat'a bunları söylerken diğerleri doğru davranmış diye söylemiyorum. Ama şimdi onlar da canlı yayınımıza. Sabah gitti ekip arkadaşlarımız kapılarını çaldılar. Hüseyin Coşkun, Hatice Kübra Ateş ve sevgilisi Öcal Akın'la beraber. Hüseyin günaydın. Hatice, Öcal sana günaydın. Sana yazıklar olsun. Günaydın. Buyurun.
Sana ne? Yazıklar olsun. Sana hiçbir şey demiyorum Kübra. Beni yani senin arkadaşının sana kocası olduğu olsun. İçin yani senin arkadaşının olduğu için kocasını beni değiştirecek kadar tamam, ne yaptın? Ben... İki çocuğunu evet. bıraktın da gittin. Sana yazıklar olsun. Sen de kadınların faturasını ödüyordun. Ben kimsenin faturasını ödemedim. İstiyorsan bunu ben ispatlayabilirim. Para gönderiyordun. Ben senin hiç bana yalan söyleme Kübra. Senin ben Öcan'la konuştuğunu bak. Senin Öcan'la konuştuğunu zaten bak ben tahmin ediyordum. Ben senin için bunun için numaranı değiştirdim. Bunun için numaranı da değiştirdim. Sen iki çocuğunu hak etmiyorsun Kübra. Kim ne derse desin. Sen burada sen beni rezil etmedin. Sen kendini rezil ettin. Bak ben buraya gözü yaşlı babanı getirdim. Sırf seni bulmak için. Öcan sana da yazıklar olsun. O kadar yemeğini yedim. Ekmeğin evinde kaldım. Senin bana ihanet edeceğini hiçbir zaman tahmin etmedim. Bak sen benim eşimin arkadaşının kocasısın. Senin benim namusuma, iffetime göz dikeceğini tahmin etmiyordum. Bak sana yemin ediyorum seni ben abi bildim. Evinde kaldım. Arkadaşım dedim. Senin benim namusuma, helalime göz dikeceğine kadar senin aşağılık bir insan olduğunu hiç düşünmemiştim. Yani siz ikiniz benim arkamdan vurdunuz. Ben senin evine de geldim, kapına da geldim. Sana dedim ki bak insan gibi de söyledim. Abi bak benim iki tane çocuğum var. Bak Kübra neredeyse dedim söyle. Senin de çoluğun çocuğun var dedim. Sana yalvardım. Sen benim arkamdan ihanet ettin. Benim eşimi kandırdın. Benim eşim zaten bilmiyorum. Hani yazıklar ben, olsun. Beni kimse kandırmadı. Sen kandırıldın. Sen kanmadın. Sen kendi isteğinle, kendi rızanla gittin. Kandırılmadım. Niye gittin ben ya? O zaman niye gittin Kübra? Geldim. Ben sana insan diyordu demedim mi Kübra? Boşanmak tamam, istiyorsan. Tamam sor bakalım niye gittin be? Gel. Dur niye sen bir beni... cevap versin. Bir cevap tamam, versin. Tamam cevap hakkı veriyorum sana. Konuş. Konuş. Küfürlü konuşmuyor. Ben sana bunu dedim de... Hatta ben dedin sana, gidersen çocuklara unutursun dedin mi? Dedin. Ben sana bunu dediysem biz seninle her zaman tartışıyorduk Kübra. Sana 15 günden beri benimle çok YouTube'da kavga ediyordun. Buna babamla şahit, anamla şahit. Yanıma gel yedin kızım, yanıma gel yedin. Sana ben defalarca şey dedim. Yanıma sen benimle hep kavga ediyordun. Bunu ben babana da söyledim. Bak Kübra benimle kavga ediyor. Bak babuk Kübra ile konuş. Hiç bir dedim dinlesene yani. Niye gittin diye sor bakalım niye bir cevap gittin versin. Kübra? Tamam hadi onu bunu geçtim. Hani hadi ben sana öyle dememiş farz ettim. Sen niye gittin? Ne için gittin? İki çocuğunu bırakıp neden gittin? Sana bunu soruyorum. Bir tek cevap kelime. Versin. Evet. Hem sen beni kovdun. Tamam. Hem de sen kadınlarla konuşuyordun. Kaç kere meş yazlarını yakaladım. Ben de seninkini yakaladım ödedin, Kübra. Para ben gönderdin. Ben kimseye para da göndermedim. Benim ibanlarıma da hareketlerine de bakabilirsin. Keşke meş yazları silmeseydim. Onu da sunacaktım. Mama meş yazları sildim. Peki Kübra, ben senin Özcan'ı bu yayına aldığında ben sana demedim mi Kübra, Özcan'la sen niye konuşuyorsun? Niye hala iletişim içindesin diye demedim mi? Sana sordum ben sana bunu ya kaç tamam işte defa ya, sordum. Sonuç ortada oğlum, onu mu dedim, bunu mu dedim mi yok yani. Ben şunu anlamıyorum ya. Bazılarınız gerçekle yüzleşmekten korkuyor. Gerçek tek. Bir tane evet. gerçek var hayatta. Sen... Tamam mı? Bak şimdi gerçek var mı ortada? Senin karın konuşuyor muydu bu Özcan'la? Konuşuyorum. Tamam daha hala ne konuştun konuşmadın şeyi açtın numaranı değiştirelim. Siz evli misiniz? Resmi nikahla. Dinliyorum. Siz resmi nikahla evli evliydim. Misiniz? Evliydim. Boşandınız mı? Yok değilim. Evet. Boşandınız mı? Aynen aynen. Evet. Yani resmi olarak resmi nikahınız da bitti. Nikah yapamamıştık zaten. Hayır. Resmi nikah yapamamıştık zaten. Hı. Bu bahsettiği eşimi de zaten ailesi bir şekilde kandırdı, buradan gönderdi. Şu anda zaten ondan da haber alamıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Fıratgil, evet benim yanıma geldiler. Burada kaldılar. İki aya yakın. Eyvallah. Ama onun konuşmalarını dün ben canlı yayında izleyemedim ama... bir kişinin bunu görüp de bana bildirmesinden YouTube'dan dinledim ben konuşmalarını. Buradaki yaptıklarıyla, eşine karşı konuştuklarıyla oradaki konuşmaları bir defa çok farklı. Ne var fark olarak? Ne var fark olarak? Ben günlük işten geldiğim zaman
Her seferinde atışmalarla birbirinize girmişsiniz. Sürekli aşağılamalar. İşte çocukları bırak, bildiğin yere git, ne yapmak istiyorsan yap. Zaten hani size ne? Bazı bir kelimeler saniye. Açık hayır, açık size ne? Yani bir onlar saniye. Bir dakika, karı koca kavga etmişler. Ben size kavga ne? Ederim etmem, bu seni ilgilendirmez. Ben karıma sizin atışırım, o sırada atışmam, bu benim sorunum. Beni ilgilendiriyor. Siz, tamam, hayır, sizin beni, de orada beni... sizin de orada yanınızda resmi nikahınız olmasa da eşim dediğiniz bir kadın var. Bunlar da beraber oraya gelmişler. Siz orada evet. Yani bir iki çiftsiniz. Yani evinize aldığınız evet. Birinin karısına göz koymak hangi kitapta yazar ya? Yazıklar olsun Özcan abi. Ben şimdi gerçekten abi öyle bir şey öyle bir şey kesinlikle yok. Var yok işte. Da. Ya işte benim karım senin yanında, bu, benim eşim senin yanında. Ne işi var senin yanında? Ben. Tamam hadi. Benim yanımda ben bir şey. Sen bana ben ne dedin? Çekinmiyorum. Bak, ben senin telefonunu zaten buldum. Ben bu yayına gelmezdim. Bak ben senin telefonunu buldum da eşim ilk kaybolduğunda ben senin numaranı buldum da sana insan gibi konuştum. Dedim ki bak eşimin dedim haber alıyor musun? Seninle konuşuyor mu dedin de bana niye çıkıp da evet. Demedin ki Fırat tamam, eşim dedim. Burada. Niye yalan yok söylüyorsun? Yok dedim. Dinliyor musun beni? Sen ne dedin yok bana? Yok dedim. Bak, yalan ne dedin? Söylüyorsun değil. Bak sen yalan dedim. Söylüyorsun. Çünkü sen bana sen ne dedin? Eşini bak sen ne dedin bana misin? Bir dinle. Bir beni dinle. Sen bana ne dedin? Eşini ben dedim. Kimsesiz dedin. Sen olsan da çocuk sen olmasan da dedin. Çocuklarsız asla yanına almam dedin. Ve şimdi bugün bakıyorum senin yanından çıkıyor. Evet. Senin ahlakın bu mu? Tamam. Sen benim eşimi kandırdın. Bak sen benim eşimi kandırdın. Siz bunu planladınız. Ve benim eşim kuaförü diye çıkıp bana yalan söylüyorsa evet. Bugün senin yanından çıkıyorsa sen benim eşimi kandırdın. Evet. Merak etme. Ben bu yayından çıktığım evet. Zaman seni zaten Cumhuriyet Savcılığına şikayet edeceğim. He. Bunu unutma. Bak Kübra. Sıkıntı yok, istediğin yere verebilirsin. Tamam, sıkıntı yok. Ben zaten senin hakkında şikayet dilekçesi bulunacağım. Çünkü sen benim eşimi kandırdın. Sen kaç yaşındasın? Sen şimdi eşinin bir dakika. Benim sen eşini kandırdığını mı düşünüyorsun? Kandırmadı. Kübra, ben biliyorum. Seni kandırdı, kandırmadı. Beni kimse kandırmadı. He, sen öyle san. Kandırmazsa ne bir o zaman ya, niye gittin psikolojik Kübra? Psikolojik sorunları var diyorsun ya. Benim psikolojik sorunum falan yok. Seni sevmiyorum, tamam mı? Tamam lan, niye geldin? Gel yatın yanıma. Ya. Yani beni sevmiyor mu? Sebebi ne? Beni sevmiyor mu? Bak beni evet. Sevmiyor mu? Sen Özcan'la evet. Birlikte kalacak mısın? Özcan'la evet. Birlikte kalacak mısın? Bana onu söyle. Evet, senden boşanacağım, tamam mı? Benden boşan. Çocukların velayetini de kesinlikle sana vermiyorum. Ne diyor belirsiz bir insanların yanında. Hayatım zaten bayılmamış, bırakmış çocukları gitmiş ha. Yani. Sen kusura bakma kızım, ben de vermem sana. Sen kadın çok bayılmış. Ben bırakmış vermem çocukları. Sen bittin. Sen benim için bu saatten sonra bittin. Ben senin hayatından endişelendim. Sen 29 bak ne diyorlar, bir dakika, bir dakika. Ay dur be çocuğum be. Sen de konuşmaktan ne olduğunu anlamıyorsun. Ben seni diyorum, erkekler o kadar çok konuşmaz demiyor muyum? Erkekler o kadar konuşmaz. Bakarsın karın başkasıyla konuşuyor. Tamam, alırsın bir tane kağıt kale aile mahkemesine. Ben eşimden boşanmak istiyorum dersin. Alırsın ceketini gidersin annenin evine. Sen sağ ben selamı. Öyle fazla konuşmaz erkekler. Onunla mı konuşuyorsun, bununla mı konuşuyorsun? Yok telefon numaranı değiştireyim. Arkadaşlar bir kadınsı özellikler vardır. Tamam mı? Bir de erkeksi özellikler vardır. Kadınlar bunu yapar. Sen kimle konuştun, konuşmadın bilmem ne falan. Erkekler yapmaz benim bildiğim ya. Siz bütün şeyi değiştirdiniz. Dünyaya bakış açım değişti benim bu programda. Olmaz. Sen karın kayboluyor, Öcal'ı arıyorsun. Öcal'ı aradığına göre aslında malumun ilanı. Abicim şüpheleniyorsan bak bunu ben tabii septizmle, hayır. Bilmiyordum. Yani septizm yaşayanlar var, psikiyatrik rahatsızlık yaşayanlar var. Onları bir kenara koyuyorum. Normal sağlıklı insanlardan bahsediyorum. Evet. Şüpheleniyorsam doğrudur. Bitti. Yani... Şüpheleniyorsan doğrudur. Daha artık o su, bu su, şu su yoktur. Ha, göz yumacaksan ortaya çıkartmazsın. Tamam. Göz yummayacaksan da tartışmaya gerek yok. Gidersin bir kağıt bir kaleme bakar bir insandan boşanmaya karar vermek. Alırsın ceketini de çıkar gidersin o evden. Yani ben mesela sen bize gelip bunu söylemedin. Senin karın evden kaçıyor. Sen gidiyorsun bu adamı arıyorsun. Benim karım senin yanında mı? E sen ne geldin burada televizyon ekranında karını arıyorsun? Ya hayır bak Müge Hanım. Niye arıyorsun kardeşim? Hayır, biliyorsun zaten. Özcan'ın bak Özcan'ın yanında olduğunu bilmiyordum. Niye? Sen bunun niye onu aradın? Gittin. Kaç erkeği aradın? Hani ben umut ettim. Bak, hayır bak, kaç erkeği aradın? Ben bir kişi aradım, sadece bunu aradım. Sadece onu aradın.
Çünkü hani tahmin ediyordun. Bir umut dedim. Bana kayınpederim dedi ki git dedi. Belki dedi gittiğiniz yerdedir. Ben gittim, aradım. Umut ne sordum. Umudu? Ne yani umudu? Burası Hilal-i Ahmer Cemiyeti mi? Oradadır diye gittim. Peki Öcal benim yanımda deseydi sana, bu televizyon programına gelmemiş olsaydı. Tamam. Ve deseydi ne yapacaktın? Ne yani hiçbir şey yapmayacaktım. Madem boşanmak istiyorsa da tamam. Giderdim aile mahkemesine. Gider boşardım. Hala istiyorsa diyorsun ya. Ama zaten hani durum belli değil mi? Zaten tamam, seni istemiyor. Çocuklarından vazgeçmiş. Çocuklarını bırakmış. Şey tamam. Bir tercih kullanmış. Gitmiş tamam, istemiyorsa, tamam istemiyorsa tamam boşanırız, sıkıntı yok. Ya istemiyorsa ne yani demek istemiyor. Yani sen istemiyorsa demek yani eğer isterse dönmeyi ben de kabul ediyorum demek istiyorsun. Yani ben sen, şu şekilde kabul ediyorum. Benim ya neyi bunun şekli? Dur bir dakika, ne hani şeklinde kabul ediyorsun? Bunun şekli şemal hani yok. Pardon Ram Bey, hangi şekilde kabul ediyorsun? Hani benim çocuklarım, iki tane küçük çocuğum var. İkisi anneye muhtaç olduğu için ya ben yanlarında durmam. Ben ha, giderim il dışında çalışırım. Ya kardeşim daha bunun şekli şemali mi var? Yani görüyorsun karşısına çıkmışlar ikisi beraber el ele kol kola. Sen hala diyorsun ki ya şüpheleniyorum acaba aranızda bir şey var mı? Yani illa bunları yatakta mı göreceksin de? De öyle söylenmez. Ya merhamet et ya. Bu Özal Efendi de senin arkadaşın değil, senin en büyük evini yıkan adam. Evet. Özal Efendi'nin erkekliği de bu kadarmış. Alakası yok. İşte arkadaş, sen arkadaşsın ya, sen dostsun ya. İşte kişiliğinin namusunu böyle gözükersiniz. Bak sen beni aradığınla, dinler misin? Sen beni aradığınla, he, ben Kübra'nın burada olduğunu evet söylemedim. Niye söylemedim? Ha. Niye çünkü söylemedin? Niye söylemedin? Bir dakika, bir dakika. Ben bunu dinle bak. Dinler misin? Ha, dinler misin? İkide bir benim dinliyorum sözümü kesme. Bir dakika, bir dinleyelim bakalım. Dün ben bu programı dinlediğimde, hı, önce oraya geleyim, ondan sonra geriye gideceğim. Dün ben bu programı dinlediğimde bazı konuşmalar yaptın ve daha öncesinde ben bu numarayı değiştirmeden önce Kübra ile WhatsApp'ta yazışmalarında argo konuşmayı istemiyorum. Anlayanlar zaten demek istediğimi bir şekilde anlayacak. Kübra'nın ne oluğunu koyuyordun ne buluğunu koyuyordun. Benim sadece bir şey söyleyebilir miyim? Senin bir dediğin saniye kelime. Lafını benim sadece miyim? Bir saniye beni dinler ha, misin? Niye tamam kesiyorsun? Hayır kesmeyeceksin kardeşim. Tamam sen konuş. Madem kendine et güveniyorsan kesmeyeceksin. Ben doğru. Tamam. Tamam ben bir yanlış yapmış olabilirim. Sen Kübra beni sevmiş istemiş. Yaptın. Ben Kübra'yı sevmiş. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniyesi yok. Kardeşim bir saniyesi ya yok. Ya dur bir cevap versin adam. Tamam. Bir şey söylüyor. Niye kestiriyorsun? Çünkü sen benim namusumu niye kestirmeye çalışıyorsun? Ya. Kesmiyor, devam edin. Yazıklar olsun sana. Bekle, bekle dinle. Sen Kübra'ya, Evet, daha iki kelimeyi bir sen araya getiremiyorsun. Yazdığın yazılarda dün konuşturmuyorsun ki beni kardeşim. Ya bu iş kardeşim dedi, abi bak, ben sana abi demişim değil mi? Sana dünkü yazdık, sen Kübra'ya yazdık, ya bana ne dersen de. Ya ben sana hiçbir sen şey demiyorum. Sen Kübra'ya yazdıklarınla zaten daha öncesinde ben sordum, gözümde. Bak ben Kübra'ya sordum. Böyle WhatsApp'taki benim, WhatsApp'taki ya yazışmaları ben sildim dedi ve ben Kübra'ya kızdım. Niye siliyorsun dedim. Sana ne? Sen Kübra'nın affedersin. Sana ne? Ben karıma onu söylerim, bunu söylerim. Bütün benim eşim. Ben eşimle tartışırım, tartışmam. Ya seni bir defa kocalıktan silmiş zaten. Sen onu bak ben canlı onu yayındayız. O kadar millet bizi izliyor. Ben argo konuşmayı istemiyorum. Sen zaten rezil oldun. Sen bak, eşini sen oldun. Madem seviyordun. Madem seviyordun. Ya bir dinle. Madem seviyordun. İnsan eşine karşı sen şusun, sen Ben söyledim mi Kübra sana? Bir dakika ne o? Tamam. Sen benim bu konuşmaları niye siliyorsun? Belki dedim kopyasını alıp göndereceğiz. İzle görsünler dedim. Allah okusunlar Allah senin Allah ne olduğunu. Allah. Kadın beni sevmiş, ben kadını sevmişim. Seni silmiş. Neyin peşindesin sen hala? Sen ne Özel, kadar bir aşağılık bir dakika, pardon, bir dakika ya. Özel Efendi. Sen kim oluyorsun da bir karı kocanın arasındaki yazışmayı bilmem konuşmayı müdahale etme yetkisini kendinde buluyorsun. Senin evet, senin bunlarla eşi ne alakası var? Gösteriyorsa bir dakika ben senin bizde ne alakası var? Şekilde, sen kirsin. Eşi beni şimdi sen kirsin. Şöyle kirsin. Sen kimsin diye bir şey yok. Ben şöyle ne demek söyleyeyim. Sen kimsin diye bir şey eğer yok ya. Eğer ki Kübra
Eğer ki Kübra onu resmiyette evet ama kalben silip atmışsa, ben de Kübra'yı eşim olarak görmüşsem bu benim hakkımdır. Ya bu senin hakkın yok. Herkese yanlış Kübra olarak, hala bu adamın karısı. Sen... Resmen nikahlı karısı. İki tane de çocuğunun anası. Sadece kağıt üzerinde bir sus ya. Sadece kağıt üzerinde bir imza var. Bir sus. Sesini kes. Kübra dediğin kadın hala bu adamın resmi nikahlı karısı. Senin gibi öyle iki tane çocuk yaptırıp da imam nikahı denilen nikahsız evet, bir kadınla evet. Yaşamıyor. Ben imam nikahını yaptırdım. Nereden biliyorsun? Anası. Ben imam nikahını yaptırdım. Nereden biliyorsun? Ben hoca nikahını yaptırdım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Durun. İki tane. Bir dakika. Hatice'ye mi imam nikahı yaptırdın? Evet. Ya siz gerçekten kafayı sıyırmışsınız beyler. Yani ben bunu aynen. Hani en şey olarak söyleyebilirim. Bu kadın zaten evli. Ya yani daha bunun karısı, bunun kocası onun resmin yani boşamadan nasıl bir kadına ikinci bir kocayla nikah kıyılır? Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz? Bir dakika durur musunuz? Yani bu kadının şimdi iki kocası mı var? Evet. Ona göre var. Beyefendi güzel. Kendi kendinize öyle size de kim imam nikah kıyıyor? Yani şu imamlar da, yani gerçek imamların ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu imamlar da görmeden bu resmi belgeyi kıymayın. Bak şimdi buna, bu kadına ikinci kez nikah kıyan imam varsa, yani bu senin hangi kitabında yazıyor, hangi dine sığar? Ya bir abuk subuk da bir dakika, abuk subuk da işler yapmayın. O imam hakkında 6 aya kadar ceza var. Evet. O nikahı kıyan imam hakkında hangi ceza imam? Kanunumuzda. 6 aya kadar ceza var. Ceza var da hiç o cezalar uygulanmadığı için zaten böyle oluyor. İmam efendi, yani bu kadına nasıl ikinci kocayı nikahlıyorsunuz siz? Bir de Özel Bey, Özel Bey efendi, biraz evvel konuşmanın başında Allah ben bu Allah. Kadına karşı kötü gözle bakmadım arkadaşımın hanımına dedin. Evet. Kötü gözle bakmadım dediğin kadına İmam nikahı yapmışsın. İmam nikahı yapmak demek ne demek? Gerek yok. Yani sen daha kötü gözle bakmadın da. Yani nasıl bakacaksın? Yatağını birleştirdiğin kadına hala diyorsun ki. Ya ama yani artık burama geldi bir canım. Söylemeden duramıyorum yani. Allah'tan korkun Muhammed'den buradan ya. Ya insanda biraz bir insanlık. Bir arkadaşlık vefası olur. İnsanda biraz ar damar olur. Burasında ar damar olur, ar damar. Ben bu kadına kötü gözle bakmadım diye bir kelime kullandığımı hatırlamıyorum. Hatırlamazsın çünkü. Kötü bir kötü hayır açar izlerim öyle bir şey varsa da. Sen zaten bunu ilk başta söyledin. Gene bende öyle bir şey söylemişsem gene bende. Söyledi. Ama ben diyorum ki, söylemişsem de, yani dediğim gibi şu an için hatırlamıyorum. Öyle yani gene kötü gözle bakmak demek, benim gözümde farklı bir anlama gelir. Kötü gözle bakmış olsaydım şu anda ben bu yayında da olmazdım, Kübra benim yanımda da olmazdı. Kötü gözle bakmak demek, ben bunu almışım, başkalarına satıyorum. Anlamına gelirdi. Ya benim sen görüşüm. Yuvayı yıkıyorsun. Sizin niyetiniz ne? İki tane çocuğu boynumu bırakıp evlenmek. Ayrılacak. Fırat'tan ayrılacak. Tamam. Evlenmek mi? Evet. Evlenmeyi mi? Ya evet. Özel efendi. Evleneceğim diyor. Adamın yuvasını yıkıyorsun. Bir dakika bir şey de bir dinleyin. Evet, bir dinleyin. Diyorum. Bir dakika ne diyor? Kübra. Evlenecek kendisi. Kübra nikahlı mı? Evet. Doğru. Nikahlı. Ama... Kendisi de söylüyor. Sadece kağıt üzerinde. Kalben silmiş zaten adamı. Sizin niyetiniz evlenmek mi? Bizim Fırat'ta imam nikahı düştü zaten. İmam nikahından bahsetmiyoruz. Sen de evlenmek mi istiyorsun evet, Ece Hanım? Evet evlenmek istiyorum. Ben Fırat'tan boşanmak istiyorum. Yani bunu yayında sormayacağım da Hüseyin sorarsan yani nasıl istiyorlar. Düşmüş bu nikah kendi kendine? Yani ben mesela evlenirken İsmet hakkını mı istedin? İsmet hakkını verdi mi sana? Fırat da sen kendi kendine senin nikahın düştü. Üç kere boş ol dedin mi imam nikahı bitiyor zaten. Fırat dedi mi sen öyle bir şey? Ben hiçbir şey demedim. Ha? Kime boş ol dedi? Ben dedim kendim dedim. O bozmadı ben kendim bozdum. Bak arkadaşlar şimdi bakın
biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tek bir evlilik müessesesi var. O da resmi nikahtır. Tamam mı? Fakat ben kendi şahsım için de söyleyeyim. Hiç imam nikahı, hani resmi nikahı kıydıktan sonra imam nikahı kıymaktan hiç yani gocunmadığım gibi çok da hoşuma da gider. Gitti de yaptım da. Gayet tabii. Anlatamıyorum. Ya. Benim için yani ne var? Ritüel. Ha ben bunun resmi bir anlamı olmadığını biliyorum. Şu anda imam nikahı diye kıydığımız kıyılan nikahın o dönem aslında belediyelerde kıyılan, yani İslamiyet'in ilk zamanlarında belediyelerde kıyılan nikahla aynı olduğunu da biliyorum. Bunun için biraz okumanız da lazım. Ama orada bir dua var. O dua okunsun diye isteyen kıyar, isteyen kıymaz. Ama eğer onu da yapacaksanız onun da kuralları var. Kendi kafanıza göre ben boş ol dedim de boşadım diyemez bir kadın. Eğer bunu istiyorsanız evlenirken hani bir orada da bir kağıt yazıyorlar ya, ismet hakkını isteyin. İsmet hakkı kadına da boşanma hakkı tanıyan bir şeydi o zaman. Bak şimdi medeni kanunda nasıl bizim var gidip boşanma hakkımız var. O dönemde de bu hakkı alana vermişler. Var mı senin böyle bir ismet hakkı? Madem buradan gidiyorsunuz, çok özür diliyorum bunu konuştuğum için. Beni biliyorsunuz, ben Cumhuriyet'in değerlerini savunan, medeni kanunu da savunan, medeni hakların savunucusu bir kadınım. Fakat yani dini de konuşurken dini de öğrenmek gerekir. Anlatabiliyor muyum? Orada da siz eğer dini bir ritüeli yerine getirecekseniz, boş ol deyince eşinizden boşanmak istiyorsanız ismet hakkını alın. Eğer eşinizin, şimdi bak medeni kanuna göre yok, bu imam nikahını kıymıyorsa da hiçbir şey de yok. Ama bir şeyi uyguluyorsun ya, o zaman onun da kuralı var. Öğrenin de yapın. Kulaktan dolma bir tane adamı getirip üç kulu vallahi bir elhamla sen evlendin, ben evlendim yapmayın. Yani bütün değerleri alaşağı ediyorsunuz. Din dört tane evlilik hakkımı vermiş. Sen eğer resmi nikah kıyarken ben yaptım. Ben kabul etmem dedim. Tek eş kabul ederim. İsmet hakkını istedim, vermedi. Bayağı onun mücadelesi. Vermedi. Aslında iyi de oldu. Ama yani ben boş ol dedim, boşaldım. Kızım yani hangi dine göre konuşuyorsunuz? Hangi uygulamaya göre konuşuyorsunuz? Yani şu an sen şimdi iki kocalı Hürmüz olarak dolaşıyor musun yani? 23 yaşındasın. İki tane de küçük çocuğun var. Onlar da ne oldu umurunda değil. Yanında da kocasıyla beraber evine gelen bir kadına göz kayan bir adam var. Bakın beyefendi, benim eşim tek bir şey söyler biliyor musunuz? Der ki, hayattaki en büyük ayıptır der. Hiç kimsenin karısına, sevgilisine bakılmaz. İster sevgilisinden ayrılsın, ister aradan yıllar geçsin. Ne olursa olsunlar, erkekler arasındaki, benim eşim hep öyle söyler, siz de aynı şeyi söylüyorsunuz evet. Konuşmanızda. Der ki erkekler arasındaki en önemli kuraldır. Tabii. Kimse kimsenin karısına, sevgilisine ayrılsa da şey olsa da dönüp bakmaz der. En büyük. Yani büyük size bu öğretilmedi kabul mi? Kabul edilemez. Tabii, gayet tabii. Yani bunu gayet, hiç ben erkeklerin kabul ettiğini görmedim. Size hiç bu öğretilmedi mi? Yani siz hiç böyle bir öğreti almadınız mı? Bir de utanmadan bir başkasının peki, karısına imam nikahı kıyıyorsunuz. Ben evliyken evli bir kadınla konuşuyorsa, aşk yaşıyorsa bana ne demeli? Hayatım baban ne dedi? Kızım alsaydın zaten çocuklarını bırakmışsın. Bizim eve gelseydin dedi, boşansaydın dedi. Gene söylüyorum kızım, öyle bir şey varsa yanıma gelseydi. Yakındık zaten kapı babana kapıya. Babana niye gitmedin mesela? Babana gitmeyi niye düşündün? Oturur şimdi ağlar. Ağla ağla. Sen ağlamayı çok iyi bilirsin. Yo niye ağlayayım? Önce al cevabı. Babana niye gitmedin? Niye gelmedin? Yap. Cevap ver. Senden de sana da kırgınım baba. Niye kırgınsın kızım? Niye kırgınsın onu söyle baba. O kadar kötü kelimeler söyledin. Kim söyledi? Annem de söyledi. Anneye niye söyledi onu biliyor musun sen? Dütme karayı oradan. Dur. Anneye niye söyledi o sözleri? Ben sana söyleyeyim. Bulaşığını yıkamıyorsun, içeriğini süpürmüyorsun. Hangi ana baba sormaz? Sorma ama Müge Hanım. Sen de dağılsın bunu. Ana baba herkes, hepsi söylüyor anne babanı. İki tane çocuk var hayatım, onun için söylüyorsun en azından. Tabii yani. Kendiler için söylüyorum. Şu reklama geç kalmayayım, Oskay abim kızıyor. Ama bakın yani deminki sözlerimi yanlış anlamayın. Ben medeni kanunu savunan biriyim. Ama bunu da yapmak istiyorsanız
nikah, resmi nikahınızı kıydıktan sonra, özellikle hanımefendiler size söylüyorum, haklarınızdan mahrum olmayın. Ama onun da kurallarını öğrenin. Onu da yapıyorsanız kurallı yapın. Öyle hangi dinde var? Bir tek bizim dinimizden bahsetmiyorum. İki kocayla nikah kıymak. Hangi kadında olur? Biz çocuk doğuruyoruz. Olmaz. Doğan çocuk şimdi kimin? Eğer hamileyse. Olmaz. Olmayanı da oldurtmaya da çalışmanın bir anlamı yok. Bir ara verelim. Bak kızım, burada da hazır baban falan varken sen de bir kararını ver en azından ne yapacağına. Vallahi Metin Bey, ben ne diyeyim işte, durum ortada. Hani sen baba olarak son sözü söyle. Ne söyleyeceksin kızına? Yani sen söyle. Bunların durumu zaten ortada. Öyle mi o zaman Mükemmel Hanım? Kızım dön gel. Bana dön. Yuvana dön. Çocuklarına dön. Başka diyeceğim yok. Kızım yine söylüyorum. Çık gel dön orada. Gel buyur bana sığın. Kapım açık sonuna kadar. Dön gel onun yanında. Çocukların başına gel. Bak ne halde olduğumuzu biliyor musun? Ben kaç kişiyim? Hastayım senin yüzünden. Hastayım. Dön gel evine. Yuvana dön. Son sözüm. Dön gel. Bırak onu. Cevap istiyorum şimdi senden. Kararın ne? Ne söyleyeceksin babana? Kararım Fırat'tan boşanıp Özcan'la evlenmek. Bu çocuklar ne olacak peki? Hı. Bak soru, bu çocuklar ne olacak? Çocukları alacağım. Sen çocukları alacaksın. Alacaksın. Nasıl alacaksın? Öcal'da nasıl alacağım? Öcal'da ben varım burada. Sana o çocukları bakacağım. Vermem, görsetmem. Ben görsetmem. Ben baban olarak ben görsetmem. Senin gibi bir ananın yanında o çocukların bulunmaması lazım. Ahlakını, terbiyeni kalkıp o çocuklara da yüklersin. Sen çocuklarımı yanıma alacağım. Düşünmedin, tamam. Babanı düşün. Tamam. Kocanı düşünmedin, babanı, anneni düşünseydin. Bak bu yaştaki adam, baban burada gözyaşı döküyor. Ve vicdansız kadın. Senin yüzünden ben ölümden döndüm, ölümden. Haberin var mı? Daha ilk defa sana söylüyorum burada. Ölümden öldüm ben. Çabuk orada dön, biletini al, o... gel. Ben sana geldin mi de Nurdağ'a, ben seni ne bahsin olursa olsun alacağım. Dön gel. Çocukların, sapı çocukların yanına dön. O çocuklar, o çocuklar benim çocuklarım olmayabilir. Fırat'la olmuş olabilirler. Sen eyvallah. Konuşma. Sen benim çocuklarıma bakacak kadar aşağılık adamsın. Bunu ben de. O seni ilgilendirmiyor. Senin bileceğin bir iş. Bu sen benim çocuklarıma bak yine, babalık bile yapamazsın. Öncesinde ve sonrasında orası seni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmez diye bir şey var. O çocuklar zaten bir kere benim. Zaten sana vermem. Bunu bir kere unut. Sen benim çocuklarıma bakacak kadar aşağılık adamsın. Sen benim çocuklarıma bakamazsın, babalık yapamazsın. O zaman sende bir şey yok. Onun babaları sensen, anneleri söylüyorum. De Kübra, bak, anneleri de bunu istiyorsa, o çocukları ben almışım, kabul etmişimdir. Edemezsin. Bu dakikadan sonra senin böyle bir hakkın, kendi düşünce o çocuklar da benim çocuklarım. Beyefendi, öyle bir hakkın, hukukun yok. Beyefendi, bir dakika, beyefendi, pardon. Sizin çocuklarınız var mı? Sizin çocuklarınız var mı? Evet, var. Kaç tane? Evet. Kaç tane var? Allah bağışlasın. İki tane. Kimin yanındalar? İki tane. Bak. Sağ olun, teşekkür ederim. Kimin yanındalar? Ayrıldıktan sonra annesinin yanındalar. Onlara bakın önce. Ve kendilerini kurtardılar zaten. Ufacıkta değiller yani. Vallahi hiç kurtarılmıyor biliyor musunuz? Vallahi ben bu yaşındayım, hala anneme muhtacım. Allah başımdan eksik etmesin. Bunu çok samimi söylüyorum ben. Anneme muhtacım yani. Hani yemeğimi annem yapıyor, evimi annem topluyor. Ben şu yaşımda anneme muhtacım. Yani öyle çocuklar kendini kurtarmıyorlar yani. O annelik her zaman. Onun çocukları 2,5 yaşında bir tanesi, 3-4 yaşında bir tanesi. Onların tam anneye ihtiyacı olduğu dönem. Kızım hiç mi çocuklarını düşünmüyorsun? Sen öyle kendi kendine boş ol demişsin, boşanmışsın. İkinci kocayı almışsın üzerine. Size birileri nikah kıymış.
Yani nereden tutarsan tut, bu karısı kaçmış, Öcal'ı aramış senin yanında mı diye hala gelmiş burada karısını arıyor. Ama ben burada sadece Metin Bey'e üzülüyorum. Metin Bey de sana diyor ki gel kızım diyor, zararın neresinden dönersen kârdır diyor. Kızım babanı da dinle. Sen demek ki doğru kararlar veremiyorsun pek. Evet. Bir de insan kız arkadaşının beraber olduğu kişiyle beraber olur mu ya? Dünyada erkek kalmasa dönüp bakmaman lazım. İnsan yapar mı böyle bir şey? Öcal'ın o sırada karım dediği kişi de senin kız arkadaşınmış. İnsan kız arkadaşının kocası dediği kişiyle beraber olur mu? Cevap versene kızım, duymuyor musun? Öyle üzerine kum serpilmiş sanki. Konuşsana. Müge Hanım veremez, yüzü yok ki versin. Ya yüz niye konuşmuyorsun? Sus, niye konuşuyor? Niye konuşmuyor? Konuşsana. Niye susuyorsun ki bu da? Vallahi çok üzücü yani. Yani sen arkadaşım dedin, Zerha dedin, kocası dedin. Bu mu senin yaptın bana? He? Bunu mu kendine reva gördün? Ne düşünüyorsun? Bunu mu hak gördün? Ne düşünüyorsun? Öyle mi? Biz sen aslında şu anda... Aa Hüseyin! Hüseyin dur! O Zehra yani... Aa! Zehra telefon attığımız demiş, Öcal'dan 6 aylık hamileyim diyor. Evet, hamile. Evet. Zehra günaydın. Günaydın Müge Hanım. Sen Öcal'dan mı hamilesin çocuğum? Evet. Öcal Bey gözün aydın, baba oluyormuşsun. Ne diyeyim ben şimdi buna? Haberiniz yok mu? Ben kendisinden 2 aydır, 2,5 aydır, biraz önce de reklam arasında zaten ben onu konuşuyordum. He. Beni bırakmış bir şekilde gitmiş. Aynısını ben kendisine de söyledim. Hiçbir şekilde bana haber vermemiş. Yaşıyor mu, ölü mü bilmiyoruz. Bu saatten sonra mı hamileliği aklına gelmiş peki hala? Yazıklar olsun. Bırakın yani. Tabii yani şimdi... ki siz başka bir kadınla beraberken kadın ne yapsın? O da mı otursun sizin yanınızda? Birisi sağınızda, birisi solunuzda mı otursun? O dönemde kusura bakmayın da o dönemde öyle bir şey yoktu. Nasıl yoktu? Ya, telefon o dönemde öyle bir şey vardı. Sen konuş Zehra, sen niye gittin kızım? Ne gibi bir şey vardı? En son yazışmadan sonra bir kere şu anda konuşabiliyorsun, demek ki benimle de görüşebilirmişsin, doğru mu? Şu an ailemin haberi olduğu için konuşuyorum ve ailemi de tehdit edemezsin sen bir daha. Aileni mi tehdit ettin? Aileni ben tehdit etmedim. Evet, mesajları hala duruyor. Sadece ailesini ben tehdit etmedim. Mesajları gönderebilirsin mesajları da. Benim sadece ailene yazdığım, ben o kızdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. Yaşıyor mu, ölü mü belli değil. Annene yazdığım, o kızın başına bir iş gelirse bunun hesabını sizden sorarım dediğim. Bu da benim doğal hakkım. Çünkü senden hiçbir şekilde haber alamamışım. Senin en son konuşman, ben şu saatte arabaya biniyorum, çıkıyorum, geliyorum demek olmuş. Sen peki benim eşimi senin yanında ne işin var? Eşimin ne işin? Eşimin yanında senin ne işi var? Benim eşim niye senin yanında? Madem Zerha gitmiş, madem Zerha senden kurtulmuş, madem öyle hamile olduğunu da biliyordun zaten. Peki benim eşimin senin yanında ne işi var? Ben sana bunu soruyorum. Benim eşimin Zerha gitmiş, tamam. Eşin de beni... Eşim diye bir şey yok. Hatice, ben sana soruyorum. Hatice, benim sen eşimin biliyor muydun, ne işi var? Hatice sen biliyor muydun Zehra'nın hamile olduğunu? Biliyordu. Sen de biliyordun o zaman. Ya biz zaten oradayken hamileliği zaten çıktı piyasaya. Dur, sen de her şeyi biliyorsun. Ne işin var senin burada? Beni Kübra doyalıyorsun. Cevap versin Kübra. Ben eşimin Öcan'ın yanında olduğunu bilmiyordum. Hatice. Kalmadı ki cevap versin. Bir dakika bakalım. Sen biliyor Kübra muydun? Bu hamilelikten haberi var mı? Bak Müge Hanım soruyor. Hatice Zehra'nın sen hamile olduğunu biliyor muydun? Biliyor muydun hamileliği? Yüzü yok ki konuşsun. Bir dakika, yüzü bir dakika. Niye konuşmak istemiyorsun? Ya, Allah aşkına ya. Hocam ama bir durun ama bir durun. Karma duy, dinle. Niye kızdın? Niye kızdın? Müge Hanım, Zehra ya, Hanım'a bir şey söyleyebilir miyim? Kızım biliyor muydun hamileliği, bilmiyor muydun? Ne ağlıyorsun? Neye kızdın? Ya. Biliyor ne muydun, kızı... bilmiyor muydun hamileliği?
Yani Öcal'dan olduğunu biliyordun değil mi? Şimdi şu an öğrenmiş gibi yapma. Neyse doğrusu söyle bakayım. Kulaklığı bir tak. Duy bak, Müge Hanım sana bir soru soruyor. Şu kulaklığı al tak. Al. Bu şekilde yaparsan her türlü haksızız yani. Ne diyor? Al tak kulaklığı. Bir dinle hadi, sana bir soru soruyoruz. Sen soru, niye kızdın? Sen şu anda bu konuşulanlardan bir şeye kızdın. Ne kızacak? Kendi ne derdine yanıyor. Ya. Ne biliyormuş kızacak? Müge Hanım. Biliyor muydun, bilmiyor muydun? Numaradan yüzünü yak, kapatıyor. Yani bu hareket utan yaptığımda... Ne utanmaz ya? Utanıyorum ya, yaptıklarına yaptım, utansın. Yaptım, bu soruya niye utanıyor? Cevabım yok demek. Kübra Hanım bırak bu numaraları da. Bilmiyor muydun? Cevap ver. Biliyordun değil mi? Kafa sallıyor Müge Hanım, biliyormuş. Kulaklığı bir tak baba, bak bir duy hadi. Tamam, madem biliyorsun, arkadaşın hamile bırakmış, yanındaki adam daha sen kocanı, çoluğunu, çocuğunu bırakıp ne gittin bu 6 aylık hamile sevgilisi olan adamın yanına yahu? Kızım peki sen niye ayrıldın Öcal'da Zehra? Vaadiyle kandırdı beni. Neyle? Evlenme vaadiyle kandırdı. Sen evli miydin? Ben hala evliyim şu an. Sen de başkasıyla mı evliydin? Eyvah. Hayır, ben normal eşimle evliyim şu an. O da beni evlenme vaadiyle kandırdı. Normal eşin ne demek? Yani ilk eşimle evliyim ben. Aa, hani sen de... Hani evliyim. Ha, sen de başkasıyla evlisin. Evet. Sen niye böyle evli kadınlara sataşıyorsun be Öcal Bey ya? Allah Allah. Güzel soru. Evet. Güzel soru, cevap. Gerçekten güzel soru. Pekala, Zehra'ya ben şunu soruyorum. Ben Zehra'nın kendisine, madem ki mesajlarda duruyormuş, o kadar dört dörtlük bir kadın aldık, kabul ettik, pekala. Son dakikaya kadar mesajlar duruyor. Ben burada kendine defalarca acaba ne demişim? Burada beraber ben götürmemiş miyim? Ben eşimden boşanacağım. Ne olursa olsun hiçbir şekilde ailemin yanına dönmeyeceğim, eşimin yanına dönmeyeceğim. Beyefendi ben size o zaman... Beyefendi, eğer beğenirseniz güzel bir soru daha sorayım. Yani her kocasıyla problem yaşayan kadın, siz kadının problemlerini çözmek için mi siz hayattasınız? Herkes kendi sorununu kendisi çözsün kocasıyla, karısıyla. Öyle. Bu kadın evli sizden 6 aylık hamile. Bu kadın evli, iki çocuklu. Zehra, sizin yanınızda belki o tamam, da hamile. Eyvallah. Ya ben bunu kabul etmiyorum demiyorum ki. Siz kaç yaşındasınız? Zehra'yla burada beraber... Bir saniye. Zehra'yla burada beraber gittik biz mahkemeye. Ben ayrılacağım dedi. 2-3 seferde mahkemesine gittik boşanma davasını açtıktan sonra. Kendisine ben defalarca söyledim. Resmi nikah üstüne resmi nikah olur mu? Olmaz. Ayrıldıktan sonra beraber kıyacağız dedim. Son dakikaya kadar geleceğim dedi. Niye gelmemiş? Nerede kandırmışım ben bunu? Siz belki bu kadar mahkemelere gidin. Herkes Zehra'yı tanıyor. Benim iş yerimde bir saniye. Mahkemelere gidene kadar bekar kadın bulsaydınız. Beyefendi, bir de dünyada bir sürü de bekar kadın var. Niye siz bu evli kadınlara kafayı takmışsınız siz? Ben kimseye kafayı taktığım yok. O kadın evli, 6 aylık hamile. Bu kadın iki çocukla evli. Kocası burada sizin yanınızda. Daha ben size ne diyeyim, öncesini sonrasını bilmiyorum. O çocuk siz kaç ne yaşındasınız? Olacak? Kimin pardon. Üzerine kaydolacak siz kaç yaşındasınız? Ben 35 yaşındayım. Seni geç yazdırmışlar herhalde nüfusa. Sen daha biraz çık. 35'te değilsin yani. Hiç 35 gibi durmuyorsun. Kusura da bakma şimdi artık. Artık daha ben... söyleyeceğim. He. Geç yazdırmışlar o zaman nüfusa seni. Senin yaşın var bir 40'ın üstünde. Ben kendisine defalarca söyledim. Sen kendisini boş ver. Sizin yaşınız kaç yaşınız? Ve beraber gittik. Sizin ben söylüyorum zaten. Sen kaç yaşındasın Fırat? Baktırabilirsin. Ben 33 yaşındayım. Bu 33 yaşında sen de 35 misin? Mükemmel. En az senin var bir 40'ın 45'in. Sen şimdi boş ver. Sen eğriyi doğruyu bak, çocuklar da kendini kurtar dediğine göre kaç yaşında senin yok. Çocukları? Ha, senin çocukların kaç yaşında? Benim çocuk. En küçüğü 12 yaşında. Büyüğü kaç yaşında? En büyüğü? Diğeri de 16 yaşında. 16?
Onlar mı 12 ile 16'ya mı kendini kurtardı diyordun demin? Ya anne diğer iki çocuğa göre kendini kurtarmıştır yani bu. Ben komple anneye babaya ihtiyacı yoktur demiyorum. Ay bana bir ateş bastı zaten. Yani size bilmiyorum yani bastım valla bana bir ateşler bastı yani. Evet. 12 yaşındaki de kendini kurtarmış oluyormuş. Evet. Kaç doğumlusunuz siz beyefendi? Hayır ne var canım kötü bir onu şey değil. Onu niye buraya geldi? Hayır ben merak etmiyorum yani. Şimdi siz hani 20 yaşında olup da böyle hani yalan yanlış bir iş yapacaksınız. Oğlum sen daha gençsin. Yani bir askere git gel bakalım falan diyecek evet. durumunuz olmadığı için söylüyorum. Siz kaç yaş, kaç evet, doğumlusunuz? Evet, ya kadınlar evet. söylemez kaç doğumlu olduğunu. Niye erkek olarak siz söylemiyorsunuz? Allah Allah. Kaç yaşındasınız? 37 yaşındayım ben normalde. 35 değil, 37 mi? Aynen. Çık çık biraz daha. Kesin mi, son mu ya? 37. Zehra kaç yaşında? Nüfustan sor bana. Nüfus kağıdını isterseniz. Tam geç yazdırmışlar demek. 37. Ben gene sözümün arkasındayım. Biliyorsunuz hayatta da vazgeçmem yani. Gerçekte kaç? En az 50, 45, 50. 2 yaş büyük yazdırmışlar. 2 yaş küçük. De şey çıkıyorsunuz. Şimdi 39 çıkıyorsunuz ama öyle mi? Aynen. 39 yani. Hayır 35 diyor Müge Nüfusta dedim 2 yaş büyük yazdırmışlar. Niye siz doğmadan önce fal mı açmışlar 2 yıl sonra çocuğumuz olacak diye? Köy yerinde hayır köy yerinde oldukları için yazdırmamışlar. Siz şimdi öyle o kandırdığınız 20'li yaşlardaki kızlara beni öyle küçük yazdırmışlar falan diyebilirsiniz. Ben söylüyorum gerçeği size. Büyük şey yazdırmışlar. Benim kimseyi kandırdığım ettiğim falan ya yok. Hadi öyle yanındaki sen 20 yaşındakine ben 35'im deyince inanır da kusura bakma ben de inanmam. Sen en az bir 45 yaşında bir adamsın. Yani bu adamın da yanında 20 yaşlarında evli kızları yanında dolaştırmasının ne anlamı var kardeşim? Böyle saçıp etrafa. Müge Hanım ben şöyle söyleyeyim. Ya tamam boş. Eyvallah. Tamam eyvallah. Ben 55 yaşındayım. Tamam kabul ettik. Ben 55 olabilir yaşındayım. Olabilir yani. O civarlardasın. Kübra bir şekilde kabul etmiş mi bunu? O tamam, civarlardasın. Kübra bir şekilde kabul etmiş mi bunu? Ya sen 55 oldun mu yani? Tamam ben 55'im. Kübra bir şekilde kabul etmiş mi bunu? Ben de bunu soruyorum. Etmiş de bunu. Kübra sen kaç yaşındasın? Nasıl Kübra? 23. Duyamadım. Sen bir şeye kızdın. 23 yaşındaymış. Sen bir şeye kızdın ya da aradan tepki gösterdiğin bir şey oldu. Onu bize söylersen biz sana daha kolay yardımcı oluruz. Sen niye kapattın o konuşulanlardan? Özellikle o çocuk meselesinden sonra. Kübra. Ne kızdın? Kübra mı? Neye Hatice küstün, mi? Hatice. Kırıldın. Bir dakika bu Zehra da bebeğin 3 ay sonra doğurup size bakarsa iki çocuğunu bıraktın onun bebeğine mi bakacaksın kızım? Hı? Öyle bir hayat mı düşünüyorsun kendine? Söylesene kızım. Bak ama bu zoruna gidiyor şimdi senin işte. Bak bak bunu duymak zoruna gidiyor. Bununla ya karşı karşıya kalırsa? Bu da 35'miş. Bak bunu tam bunu duyduğunda iki ay seferde zoruna gidiyor. Ay niye beni herkes kandırmaya çalışıyor? Yani gerçekten ben insanları niye birbirini kandırmaya çalıştığını hiç anlamıyorum. Yani göz var nizam var. Herkes bizi bir kandırmaya çalışıyor. Bu şey demek. Siz gerizekalısınız. Ben ne söylersem kabul edin. Etmeyeceğim. Aa. Sen de yani arkadaşına ihanet ediyorsun. Arkadaşının hamile bıraktığı adamla yaşıyorsun. İki çocuğunu bırakıp. Bak baban da çağırıyor kızım. Atla Hüseyin'le. Arabaya gel. Baban da sana kucak açmışken zaten çocuklarına da onlar bakıyorlar. Sonra da annem bana laf söyledi. O zaman annem bana laf söylediye bakacak olursak ben de gitmeyeyim eve. Herkese annesi söylüyor orayı topla burayı şöyle yap, şöyle yapma. Ya. Öyle mi? Bir hanımefendi telefon attığımız demiş. Gel sen bunu da bir dinle hanımefendi günaydın. Günaydın Müge abla. Buyurun. Nasılsınız? Ay vallahi hayatım çok iyi başladım aslında da bebeklerle falan böyle bir ateşler bastı yani ne yalan söyleyeyim. Sen Müge de. Abla ben babasına dayanamadığım için aradım. Gerçekten yani hop oturup hop kalkıyorum evin içinde. Üzüldüğüm için aradım. Bu Öcal Bey 17 yaşındaki bir kıza mesajlar attı. Sonrasında da nişanlısından dayak yedi. Tacizde bulundu diyeyim yani. Mesaj yoluyla.
Askerden döndüğünde. Siz kimsiniz? Bir 10 sene evvel. Karıştınız mı böyle bir olayı? Hatırlarsınız. Askerden döndüğünüzde... Ya askerden döndüğünüzde atıyorum kafadan ya. Adam 50 yaşında, adam hala daha bizi kandırıyor. Sen de yazık Hüseyin askerden döndüğünde diyor. Ağzında dişi kalmamış, hala 30 yaşındayım, 35 yaşında bizi kandıracak. Gel almış yanına 20 yaşında kızları, onu hamile bırakmış, onu evinden kaçırmış. Kime? Hala da... Sen dayak yedin mi bir kızın nişanlısından Öcal Bey? Ay kusura da bakmayın ha. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Kimmiş bu kız? Gelsin, yayına gelsin. Hanımefendi bir hatırlatın yerini falan. Aynı iş yerinde çalışıyorlardı Müge abla, kızla. Pizzacı da mı? Evet. Pizzacı da çalıştınız mı? Şu anda da çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla pizzacı da. İşte o pizzacı da. Evet, evet. İşte o pizzacıya söylüyor. Ne yazmışım ben? Nasıl bir şey yazmışım acaba? Mesajın içeriğini ben bilemem. Ama nişanlısından dayak yediğinizi, yüzünüzün gözünüzün mosmor olduğunu, işe gelemediğinizi biliyorum. Oldu mu öyle bir şey? Hayır oldu mu? Oldu mu öyle bir şey? Bu oyunlar nereden çıkıyor acaba? Hayır oldu mu öyle bir şey? Şimdi beni pizzacının sahibini falan arattırma ya. Olmadı. Olmadı. Tamam arayın, sıkıntı yok. Arayın. Hayır senin böyle kapıya falan çarpıp yüzünün morardı oldu mu öyle sorayım? Ya o şekilde illaki olmuştur. Tamam. İş yeri burası. Anladım. Ama dediği gibi bir olayla ben karşılaşmadım. Yani aslında yani yüzünüz mordu ama kapıya çarpmıştınız. Ya bu arada bu bana çok oluyor ya. Bak gerçekten söyleyeyim yani. Ben her taraf benim astigmatım var ya. Geçen gün de çarptım dedim ki gözüm moracak, kimseye anlatamayacağım. Baştan söyleyeyim de. Ya yani sizin de kapıya çarpmıştı aslında yüzünüz. Millet de oradaki kızın nişanlısı dövdü sanmış. Ya kusura bakmayın da şimdi farklı bir konu konuşuyorduk. Şu anda ben kamera şakasında falan mıyım yani? Vallahi ben de aynı şeyi hissediyorum biliyor şaka musunuz? Şaka tamamen gerçek. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Bana yaptıklarınız bana da aynı şeyi hissettiriyor. Bunların olabileceğine inanamıyorum. Yani yanınızda evli iki çocuklu bir kadın var. Ben boş ol dedim, kocamı boşadım diyor. Siz onu yanınızda tutuyorsunuz. Sonra bir başka kadın arıyor. Ben ondan 6 aylık hamileyim diyor. Evet. Zaten kadın 40 gündür sizin yanınızda. Evet. 6 aylık hamileyim diyen kadın aynı zamanda yanınızdaki kadının kız arkadaşı. Bu adam benim karım kaçtı diye geldi. Tamam. Sizi arayıp yanınızda arıyor. Sonra bir tane kadın arıyor ki pizzacıdaki kızı da diyor saldırmış falan. Hakikaten ya bu bir şaka olmalı diye düşünüyorum ama ne yazık ki gerçek. Keşke şaka olsaydı. Evet. Ve bunu bir şaka programında yapsaydık izleyenler derdi ki amma da abartıyorlar kardeşim, bu kadar da olmaz derlerdi. Sonra kadın diyor ki nişanlısı dövmüş. Aynısını ben de siz diyorsunuz ki böyle bir şey yok, kapıya mı çarptınız diyorum. Evet kapıya çarptım diyorsunuz. Sonra 30 yaşındayım diyorsunuz. 35 oldu, 37 oldu. Hayır. Erken kapıya, sizi yazdırmış kapıya oluyorlar. Kapıya mı çarptınız, kapıya mı Ben diyorum ki iş yeridir böyle bir şeyler hani olabilir. Anladım. Oldu mu olmadı mı? Böyle bir şey kesinlikle oldu demiyorum ben. İş yeri burası, böyle bir şey olur yani. Tamam dövdü mü sizi bir kızın nişanlısı? Öyle bir şey yok. İyi yoksa. Zehra'nın ablası da telefon attığımız demiş. Buyurun efendim, günaydın. Buyurun dinliyorum sizi, Zehra'nın ablası. Müge Hanım, öncelikle şunu söyleyeyim. Siz bu adamın Allah bir dediğine bir tek inanın. Başka hiçbir şeyine inanmayın. Hiç sen beni ne kadar tanıyorsun ki? Sen beni ne kadar tanıyorsun? İkincisi de şunu söyleyeyim. Benim kardeşim evliydi. Biraz Zehra, evliliklerinde Zehra, yani sıkıntılar vardı. Kayınvalidesi. Zehra o kadar dört dörtlük bir insansa bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bu adam o şekilde onu saniye, kullanarak saniye, kardeşimi kandırdı. Zehra, bu büyük saniye, Maraş depreminden sonra. He. Bir dakika sus da beni dinle. Sus ve beni dinle. Sen benim kim olduğumu çok iyi biliyorsun. Evet dinliyorum ben sizi. Bu adam Maraş depreminden birkaç ay sonra kardeşimi bunu kullanarak, yani aile sorunlarını kullanarak yanına çağırıyor. Kandırıyor. Benim kardeşim kimseye haber vermeden, küçük kızı da var 2 yaşında. Aa. Onu da alıp kaçıyor bu adamın yanına. Onun da kızı var. Evet.
Ben normalde başka bir şehirde yaşıyorum. Kocası beni arıyor. Benim yanıma geldiğini sanıyor. Ondan sonra ben diyorum hani ben kimse ulaşamıyor kardeşime. Ben ulaşıyorum bir şekilde. Hani sürekli arıyorum. Geceleri uyumuyorum. Belki telefonumu açmıştır falan diye. Sonra diyorum ki gitme onun yanına. Benim yanıma gel. Ben senin biletini her şeyini alırım. İstediğin kadar da yanımda kalabilirsin diyorum. Ama gitme onun yanına diyorum. Tamam diyor bir şekilde beni oyalıyor bu ikisi. Kardeşimle bu Öcal mıdır nedir bu adam? Şunu da sormak istiyorum ona. Çok affederek, çok affederek soruyorum. Neyse bunu yayında vermedik. Cevabını da almayayım. Onu konuştuk zaten. Ama herkesin burada en azından çıkmadı değil mi yayına? Çıkmasın ama yani, böyle bir şey. Tamam. Yani benim sinirim hala geçmedi. Yani hani o tamam o yayına çıkmaz zaten. Annemle ben sürekli kardeşime konuşuyorduk bu adamın yanındayken. Sırf hani iyi niyetine gidiyordum. Bu adam beni de aradı. Kardeşimiz emin ellerde gibisinden konuştu. Ama biz hiçbir şekilde emin olamadık. Sırf hani iyi suyuna gidelim, iyi niyetine gidelim. Yeter ki kardeşime bir şey yapmasın. Yanında küçük bebeği var. Ona hiçbir şey yapmasın diye evet. Sırf suyuna gittik ki kardeşimiz tekrardan yanımıza gelsin. Annemin yanına dönsün. Şimdi o da 6 aylık hamile olarak evet, gelmiş. Doğru. Kübra ne diyorsun evet. Bu yaşananlara? Yani sen de mi aynı şeyleri yaşamayı düşünüyorsun? Kızım bir silkele. Niye öyle sanki duymuyormuş gibi falan davranıyorsun öyle? Mö gibi duruyorsun. Hadi. Sen zorla mı tutuluyorsun orada? Herhalde bütün bunları duyup bilip orada kalmazsın diye düşünüyorum. Ya zorla tutulmuyorum. Bütün bunlara rağmen nasıl orada durabilirsin? Mesela reklam arasından önceki kararın belliydi. Hala kalmayı mı düşünüyorsun? Evet. Ben ne yapayım? Adım Hıdır, elimden gelen budur. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.